Herkese merhaba. Beşiktaş Çarşı'dayım. Bugün sizlerle alternatif tıp konuşacağım. Ama önce Beşiktaş'ta çok güzel bir aktar dükkanı bulduk. Beşiktaş baharatçısı. Bir ona göz atalım. Mustafa Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi her derde deva bir yerdeyiz. Mustafa Bey'e birkaç şey soracağım. Hoş geldiniz. Bu soğuk algınlığı için falan en çok ne öneriyorsunuz? Ihlamur, zencefil, zerdeçal, havlucan, tarçın, karanfil. Bunların hepsini beraber ayrı? Kaynatıp içiyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Karıştırıyoruz. Ne kadar etkili bu? Hemen hemen %100 etkili diyebilirim. %100. Yani. Peki mesela uykusuzluğa falan da var mı? Uykusuzluğa çarkı felek otu olabilir, melisa olabilir, efendim, ada çayı olabilir, sarı kantaron olabilir. Mide şikayetlerine de kırmızı kantaron olur, kudret narı olur. Sarı birine, kırmızı birine mi? Kırmızı birine, evet. Nereden topluyorsunuz bu kantaron otu falan? Nereden gelir size? Genelde Akdeniz tarafından geliyor. Ha, satın alıyorsunuz yani. Bunları satan şirketler mi var? Tabii. Ha, yani mesela burada görüyorum bunların her birinin bir firması falan var değil mi? Firmalar var. Yani böyle gidip dağdan toplayıp da buraya getirmiyorlar. Yok. Onlar kendileri topluyorlar, geliyorlar bizim. Lan orada bir işlemden geçiriyorlar mı biliyor musunuz? Tabii orada işlemden geçiyor, kurutuyorlar, temizliyorlar, ayıklıyorlar. Ondan sonra şöyle bir ürünümüz var, bakıyoruz, beğenirsek alıyoruz. Ha, anladım. Yani orada bir fabrika gibi bir yerde yapılıyor tabii, bunlar tabii, öyle tabii, mi? Tertemiz. Fabrika olmasa da temiz bir alanda yapıyorlar yani. Bunlar paketlenmek zorunda yani. Tarım Bakanlığı şu tarihi istiyor. Ben tarih, şu tarihte... Bunlar zaten hepsi Sağlık Bakanlığı tabii, değil, tabii, Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan. Onaylı, yani Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı. Kansızlığa ne veriyorsunuz? Siyah üzüm. Ha. Siyah üzüm özü vardır. Efendim, nasıl özü? Yani bunu özü, sıvı şeklinde sıvı mi? Sıvı şeklinde. Keçi boynuzu. Ha. Bunlar kansızlığa ilgili. Ondan sonra kına kına ve siyah üzümün karışımı beraber kaynatılarak kansızlığa yapılır, iyi gelir. Hı. Kalp hastalığı falan? Kalbe de en iyisi gene melisa, karabaş otu, alıç yaprağı. Alıç. Alıç yaprağı. Ha, alıçın bunlar, yaprağı kendi alıcın değil. Alıcın yaprağı. Tansiyon, yani, yüksek tansiyon. Tansiyona da işte zeytin yaprağı iyi gelir. Ondan sonra ökse otu iyi gelir. Size gelip mesela tansiyonum var bana ne önerirsiniz deyip alan oluyor mu? Yok, önerme şöyle, biz önermiyoruz da onlar kendileri geliyor. İşte şu otu vermişsiniz ya mesela veriyoruz. Şöyle gelen oluyor mu? Benim boğazım ağrıyor, ne var sende diye bir şey geliyor mu? Boğaz için gelir ama yok tansiyonum da yok. Ha, onlar için gelmiyor. Şey, şeker için hastalığı için falan? Şeker hastalığı için de acı badem iyi gelir. Ha. Acı bakla. Çörek tarçın, otunu gördüm tarçın. Mesela. Bunu babaannem benim cebime koydu. Bin bir derde devadır çörek otu. Çörek otu içilir de, yağı da var, sürülür. O de. Yağ ne yap, nasıl içiliyor? Bunu sabah akşam bir tatlı kaşığı içiyorsunuz. Bayağı içiyorsun. Yani bayağı böyle bayağı içiyorsun. Ekmekle falan mı yenir? Yok yok, öyle bayağı içiyorsun ya, sabah akşam bir tatlı kaşığı içiyorsun. Ne işe yarıyor çörek otu? Çörek otu, onun hadis-i şerif vardır, bin bir derde devadır diye. Burada yazıyor zaten. Faydalarını yazmaz. Faydalarını yazdığı zaman ilaç grubuna giriyor. Faydalarını yazmaz. Ha. Ona tabii Sağlık Bakanlığı izin vermiyor değil mi? Çünkü tabii, ilaç gibi olmadığı için. Sağlık Bakanlığı izin vermiyor. Evet. Çok güzel bir deneyimdi aktarda geçirdiğim dakikalar. Kedim için de çok iyi oldu. Müjgan için en çok o sevinecek ona. Çünkü onun için harika otlar aldım. Bir sürü de şey öğrendim doğruya doğru. Ama orada konuşmak doğru değildi. Çıktık geldik buraya, yine Beşiktaş'tayız ve tartışmaya devam edeceğim. Konumuz alternatif tıp gerçekten alternatif mi? İnsan doktorunu niye sever? Ya da bir doktor seçerken neye bakarsınız? Soruyu öyle sorayım. Çok bilgili olmasına mı? Güler yüzlü olmasına mı? Çok dostça davranmasına mı? Size yakın durmasına mı? Çok değer veriyor gibi gözükmesine mi? Aslında bu soruda bir tane şıkkı seçmek çok kolay değil, değil mi? Yani insanın içinden hepsine bakarım demek geliyor. Ama o öyle olmuyor aslında. Çünkü neden biliyor musunuz? Biz klasik tıpçılar son yıllarda insanı biraz ıskalamaya başladık. Yani insanı görmez hale geldik. O kadar hastalıklarına konsantre olduk. O kadar
tahlil sonuçlarına, tomografilerine, ultrasonlarına o kadar bakar olduk ki insanın yüzüne bakamaz hale geldik. İşte bu insanın içinde müthiş bir açlık doğuruyor. İşte bu boşluk, insanın içindeki bu boşluk mutlaka bir şekilde doyurulmak zorunda. Ben size bu sorunun cevabını söyleyeyim. Hastanın hastalığı hekimin bilgisine ihtiyaç duyar. Ama hastanın kendisi hekimin insani tarafına ihtiyaç duyar. İşte bu insani tarafın doyurulamıyor olması tıpta başka açılımların nedenlerinden bir tanesidir. 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, o zamanın başkanı Richard Nixon bir Uzak Doğu gezisine çıkar. Ve yanında bir sürü gazeteciler filan ve o gazetecilerden biri, bir New York Times muhabiri akut apandisit tanısıyla hastaneye kaldırılır ve acil ameliyatı gerekir. İşte bu sırada hastanın ihtiyaç duyduğu anestezi o muhabire akupunkturla verilmeye çalışılır ve Batı dünyası ilk defa akupunktur ismiyle ve akupunktur tedavisiyle tanışır. Aslında alternatif tıp diye adlandırdığımız tıp uygulamalarının popülarite kazanması neredeyse işte bu yıllara denk geliyor, 1970'li yıllara. Niye? Batı'da muazzam bir antikapitalist bir tepki var. Çiçek çocukları, işte gençlerin sisteme gösterdikleri tepki, cinsel devrim, cinsel özgürlük istekleri, bunların hepsi alternatif tıpla o kadar uyuşuyor ki, inanın bana, alternatif tıbbı savunan insanların çok büyük bir bölümü aslında bir alternatif kültür savunucusudur. Yani bunlar alternatif tıp uygulamaları yanında bir alternatif düşünceyi savunurlar. Ancak bu iş yıllar içerisinde hiç de böyle sanıldığı gibi gitmedi. Gerçekten o alternatif tıbbın doğala olan etkisi, kapitalizme karşı duruşu o kadar hızla değişti ki hiç kimse bugün alternatif tıbbın bir antikapitalist hareket olduğuna ve sisteme karşı bir tavır olduğuna, organik yaşam biçiminin aslında bu modern dünyanın bize verdiği, dayattığı hayat biçimine bir tepki olduğuna beni inandıramaz. Gerçekten söylüyorum, alternatif tıp en az çok eleştirdiği, en az diyorum, klasik tıp kadar kapitalizmin kucağına oturmuş durumdadır. Nereden mi biliyorum? Veriler çok açık. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017 yılında, bakın, kanser araştırmalarına 4 milyar dolar harcanırken alternatif tıp pazarı 140 milyar dolar idi. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 10 kişiden 4'ü alternatif tıp ile tedavi olmaya çalışıyor. Haklıyım. Niye mi? Gerçekten o kadar çok kanıt var ki, biraz önce bir aktar dükkanındaydık, hatırlıyorsunuz. Ne konuştuk orada? Bir, orada satılan ürünlerinin hepsi bir takım şirketler tarafından yapılıp pazarlanıyor. Bu bir iş. Ve bunlar bir takım hastalıklara karşı satılıyor. Bu da doğru. Peki üzerinde ne yazıyor? Tarım Hayvancılık Bakanlığı izniyle. Sağlık Bakanlığı izni var mı? Yok. Niye? Çünkü bunlar ilaç değil. Sözel olarak sorduğunuzda hangisi grip için iyi, hangisi tansiyon için iyi, hangisi uyku ilacı, bütün bunları söyleyebiliyorlar ama üzerine yazamıyorlar. Niye? Çünkü ilaç değil. Çünkü bir sorumlulukları yok aslında. Yan etki kılavuzları yok, ilaç etkileşimleri yok, günde ne kadar alınacağı yok. Koyun bardağın içine ve için. Şunu da söylemeden duramayacağım. Gerçekten içimde bir acıdır aslında bu. Siz hiç mesela bu ülkede hacamat yaptığı için ya da bir hastasına hacamat yapan birinin saldırıya uğradığını duydunuz mu? Akupunktur uygularken saldırıya uğrayan hekim var mı? Ama acil servislerde her gün onlarca insan, onlarca hekim saldırıya uğruyor. Siz hiç ısırgan otu verdi diye suçlanan bir aktar duydunuz mu? Yok. Çünkü aslında bunların cezai ehliyeti yok. Çünkü aslında bunların kanıta dayalı bir tarafı yok. Ve bunlar gerçekten aslında yaptıkları işin sorumluluğunu da tam olarak alabilecek durumda değiller. Sorumluluk her zaman klasik tıbbındır. Şunu tekrar söyleyerek bitiriyorum. Klasik tıp uygulamaları eninde sonunda herkesin başvurduğu yöntemdir. Bu yöntemlerin, Yılmaz savunucularının başlarına ciddi bir tıbbi problem geldiğinde klasik tıpçılara gittiklerini çok iyi biliyorum. Klasik tıbbın yöntemi kanıta dayalıdır. Bu ne anlama geliyor? Alternatif tıp
ampirik ve gelenekseldir. Bu ne anlama geliyor? Ve bu ikisinin arasında ne fark vardır? Dananın kuyruğunu koparacağım ama bir dahaki videoya.